Herkese merhaba. Yeni bir karı-koca muhabbetiyle karşınızdayız. Bu sefer açılışı ben yaptım. Evet. Daha önceki bir hafta e, sürgünde biten evlilikleri ve evet. ilişkileri konuştuk. Daha sonra sürgünde ve bu süreçte ebeveynliği konuştuk. Evet. Ve dedik ki bir sonraki haftada çocukları Çocuklar konuşalım. konuşalım. Ve asıl ben sana şunu sormak istiyorum, öyle başlayalım. Evet. Sen bir önceki ayında dedin ki, orada açmadım. <laughs> dedin ki bu çocuk konusunda ben biraz daha sert olacağım. Halbuki ilişkileri konuşurken, ebeveynlik konusunu konuşurken, bu süreçte Türkiye içinde olsun, dışarıda Hı. olsun, sürgünde ebeveynlerin bu kadar büyük zorluklara rağmen çok iyi iş çıkardıklarını söyledim. Evet. İyi gidiyoruz dedim, iyi mücadele ediyoruz dedin bütün ebeveynler adına. Ama çocuk konusu olunca biraz sert olacağım dedin. Niye öyle dedim? Ben bir defa onu merak ediyorum. Böyle biraz da beklentiyi mi yükseltti acaba bu. Hani ne olacak diye bir kere mahcup oluyorum öyle olabileceğini düşünüp hissedince nasıl yapalım böyle direkt aklıma geldiği gibi konuşacak olursam ilk böyle aklıma gelen şeyle söyleyeyim mi? Tabii ki zaten bak başta şunu da söyleyeyim. izleyicilerden de biraz dağınık gidiyorsunuz diye düşünen olabilir. Hmm. Bu zaten adı üstünde karı koca muhabbeti. Biz normal evimizin mutfağında karşılıklı konuşurken daha doğrusu konuştuklarımızı sadece tek fark olarak buraya bir kamera koyup Evet Onun karşısında konuşuyor olacağız. Zaten ilk başta, ilk hafta da böyle anlattık, böyle duyurduk. Dolayısıyla yani şimdi biz te, bir televizyona çıkmış, bir stüdyoya konuk olmuş, iki uzman falan değiliz. Veya böyle bir çözümler bulabilecek ya yetkinlikte çöz, değiliz. Ya böyle bir şeye ön ayakta olmak istemeyiz. O, o başka bir boyutu. Evet. Çözümü bırakalım. Format olarak da biz bir televizyon programı falan yapmıyoruz. Evet. Belli bir düzen içerisinde belli bir program içerisinde ya şunu da demiyorum böyle bir kakafonu olsun darma dağınık gitsin hmm. hayır bir düzen tabii ki olsun hmm. ama yer yer böyle konu dağılabilir laf lafı açabilir değil mi evet. aklımıza yeni bir şey geldikçe oraya geçebiliriz ama şundan kuşkunuz olmasın bu bizim niyetimize göre haftalarca devam edecek. Dolayısıyla konuşulmadık bir şey bırakmamayı düşünüyoruz. Niyetimiz o yönde. Evet, yani evet. bu hafta unutsak bile önümüzdeki hafta evet. temas edeceğiz, sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz. Bazen sizden gelen önerilerle, sorularla, yorumlarla eksik bıraktığımız noktaları tamamlayacağız. O anlamda yani sen onu sorduğun için söyledim evet. de evet tamam. yani nasıl canın istiyorsa, nasıl konuşmak istiyorsan bu konuyla ilgili içinden geçenleri söyle. Çünkü sen Hani biraz daha sert olacağım deyince akla zaten şu geliyor. Hissettiğin gibi ve düşündüğün gibi bir şeyler söyleyeceksin. Evet, umarım söyleyebilirim. Duygusal olarak böyle hızlı çıkışlar yaşayabiliyorum diye. Onun altında kalmak istemem dedim. Artık öyle olursa da yapacak bir şey yok. Ben asıl böyle hizmetten olan insanlarla burada tanıştığım için ve onların aile yaşantılarını burada gözlemleme imkanı bulduğum için mesela daha önce neydi? Senin gazeteci arkadaşların olarak onlarla bir aradaydım. Hiç böyle nasıl çocuk yetiştirdiklerini veya nasıl bir aile yapıları olduğunu bilemiyorum. Siz gazeteciler biraz daha farklıydınız en azından. Öyle düşünüyorum ben. E, benim arkadaş çevrem zaten öyle değildi. Burada şeye baktığımda mesela nasıl onların içinde doğdukları bir aidiyetleri var çocuklar kolejlere gidiyorlar. Cemaatin kolejlerine gidiyorlar. Türkiye'deyken diyorsun. Evet, kolejlerde onlarla ilgilenen böyle okul sonrası aktivitelerini yönlendiren bir rehberlik, rehberlik var. servisi var. Bak o kelimeyi düşünüyordum içimden. Ondan sonra geç saat eve gelinse de baba eve geç gelebilir. Bu bazı görevleri olan babalar için diyorum. Onda bile yine bu sefer dershanelerden ilgilenen abiler oluyor. Yani çocukları anne babadan çok dışarıdan takip eden. Sen ama anladığım kadarıyla daha çok e, hizmet havzası içerisindeki yani evet. cemaat içerisindeki evet. ebeveynleri baz alarak Evet. zaten konuşuyorsun. Anlatıyor. Yani ben şöyle bakmıştım aslında bir tek muhatabımız cemaat değil diye baktım. Evet sürgün diyoruz bu süreçteki. Bu süreçteki ebeveynlik ve çocukluk çocukta tabii ki tabii e, yani tabii geliyor. Tamam, sen haklısın. Değil. Ben tabii 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 en azından konuya girerek tabii ki onunla sınırlı tutma, tutmayabiliriz. Tamam. Orada onlarla ilgilenen rehber öğretmenler oluyor. Korayüz'den sonra yani okul saatinden sonra onlarla yine ilgilenen rehber abla ya da rehber abi, okul sonrası aktiviteleriyle ilgilenen, giden, giden veya dershanede işte bunu tam isimlerini söyleyemedim, rehberlik eden bir abi evet. abla oluyor. Hı hı. Yani anne babaların yerine çocuklarla ilgilenen birileri var. Bu hem güzel bir konforu sağlıyor sana. Hani Çocuğunla belki o anlamda bir birliktelik, bir bağ kuramazken onun böyle e, tam da ne denir ona? Her türlü nazını, cazını çekebilecek, onu tölere edebilen hem de dinini ona öğretebilen, onun yaşadığı sorunlara daha yakın bir abi abla tatlılığıyla yaklaşan birisi tarafından yürütülüyordu onlar düşün. Bu evet. onların içinde var olduğu güzel bir konfor olarak düşünebilirsin Şimdi bu... Evet çocukların da kabul ettiği, herkesin gördüğü, onayladığı bir şey. Sonra şimdi bu aidet o içinde yaşarken çocuklar sorgulamıyorlar. Şimdi birden sen gittiğin okul yüzünden istenmeyen ailenin çocuğu oldun ya bir anda senin diploman, yetişkinler için bunu düşünebilirsin, üniversitesini, lisesini artık böyle CV'nde yazmasını istemediğin bir şeye sahip oldun, bir etikete. Yani senin içine doğduğun o aidiyet senin için artık bir negatife dönüştü. Ve sen bunu ne yapmak istersin? Konuşmak istersin diye. Niye böyle oldu diye. Siz beni buraya ne denir? Hani ben seçmedim. Siz orada olduğunuz için ben oradayım aslında. Siz bunu doğru dediğiniz için, siz bu oluşumun içinde yer aldığınız için ben oradayım. Ve bugün bana diyorsunuz ki kaçacağız gitmek zorundayız. Çünkü ya hapse düşeceğiz ya da sen iyi okullara yani mesela çok çalışkansın, çok başarılı bir çocuksun ama ne yazık ki burada iş bulamayacaksın. Çünkü senin annem baban benim. Ne yazık ki daha iyi okullara gidemeyeceksin. Mesela üniversite olarak belki de. Burs alamayacaksın belki de. Devlet kurumlarına giremeyeceksin. Yok işte güvenlik şeyi, soruşturmalarından geçemeyeceksin. Ben senin için hep bir engelim. O yüzden ne yapacağız biz? Kaçacağız buradan. Daha iyi bir hayat için belki de var olan hayatını sürdürebilmek için özgür olabilmek için kaçacağız buradan. Ama bunu çocuklara nasıl anlattılar? Yani böyle deyince de herkes olarak değil tabii burada herkes konumuz değil. O herkes o düşünülmez zaten bir şey konuşulurken ya. Bunu yapanlar olarak söyleyeyim. Çocuklara mesela hapse annesi babası düşen çocuklara ne dediler? Bunu sen de hatırlıyorsundur belki de. Anneyi babayı fark etmez ziyarete gittiğinde baban artık burada çalışıyor. Diye böyle örnekler vardı. Mesela baban niye çıkamıyor o zaman? Niye izne gelemiyor? Niye benim yanıma cam arkasından konuşuyor? Böyle bir şeyler süreç kısa süreceğini düşünerek de belki yapmış olabilir. İyi niyetle yapılmış olabilir. Ama o çocuklara gerçekler anlatılmadı. Gerçekler anlatılmadığı için de onların içine ne birikti? Bir öfke. O öfke sonra dil öfke çok sağlıklı bir e, duygu dışa vurumu değil mi duygu yani ama o öfke dışa vurmadığı zaman içeride şiddete şiddet derken daha fazla bir öfkeye farklı yerlerden bu sefer çıkmaya başladı diye hani böyle karışık anlattım. O çocuklar yıllar geçtikçe sen sessiz kaldın ya da böyle anlaşılabiliyor muyum diye tedirgin oldum ama bu sefer ergenlikte sorgulamaya başladılar. Anne babalarının karşısına çıktılar ve sertleştiler. Yani sen bana bir şeyleri anlatmadın ama arkadaşım bana işte Google'da araştırıyor mesela babamı. Benim babam kim? Siz neyin içindeydiniz? Bir dakika bunları güzel bir dil yaşamak uğruna yaptığınızı düşünüyordum, söylüyordunuz veya öyle anlatıyordunuz. Ama işte benimle ilgilenen rehber kişi kimse ondan tut herkes farklı bir yerde. Yani bununla hiç ben yetişkin olması gerekmiyor. Burada tabii çocukları ilkokul çocuğu olarak Ahmet, Onları bir muhatap alıp biz ne yaşadık, ne yaşıyoruz, niye bu durumdayız, niye kaçtık, niye yeniden hayat kurduk hiç anlatmadan belki sizin var olan ve anladığınız bir gerçekliğiniz var ama onlar bu gerçeğin yabancısı olduğu için niye sil baştan bir hayat kurduğunuz dendiğinde ha belki işte şu an Türkiye'de bir zulüm var, biz hicret ediyoruz, bu tip böyle daha ıı, ağır örneklerle yine böyle ulvileştirilerek belki anlatılarak o dönem geçiştirildi. Geçiştirildikten sonra yine aynı şeyi tekrar edeceğim. O çocuklar ergen oldular ve bu sefer çatışmalar başladı. Ee, bahsettiğim ilk sert olarak e, söyleyeceğim şey buydu. Çocuklara, o çocuklara, gençlere yaşadıkları şeyler, ne yaşıyoruz muhatap olarak seçilip anlatılmadı. O çocuk orada harika bir anne babası vardı, harika bir okula gidiyordu, harika bir arkadaş çevresi vardı. Gerçeği çok güzeldi onun. Sonra hepsi elinden alındı. Belki bir kötü ona gösterildi işte. Şu anki hükümet böyle böyle yapıyor, zulüm yapıyor ve biz ondan kaçıyoruz deyip aslında o zaman biz de bir şeyleri şeytanlaştırmış olduk. Mutlak bir kötü verdik ona. Bu sefer onun duygularını daha da şey ne yapmış oluyoruz öyle bir nevi o da istismar oluyor. Tek bir kötü veriyorsun ona. Hayatın gerçeğine ters ya. Bir mutlak kötü mutlak iyi olmaz diye. Ve oradan çıkarıyorsun onu. Ama e, yani şimdi ben sabırla dinliyorum ve anlamaya çalışıyorum. Fakat bazı anlayamadığım yerler oldu. Söyle, söyle, şimdi böyle. mesela çocuklara başka türlü zaten onlara son derece çetrefilli bir şekilde bir felsefe yaparak siyaset felsefesiyle, tarih felsefesiyle, toplum felsefesiyle bir şeyleri anlatabilecek durumumuz yok yani. Çocuklara zaten tabii ki de, bence de öyle bazı şeyler çok kısa, öz, net anlaşılır bir şekilde verilebilir. Hangi çocuklar ama? Hangi çocuklar? Burada yani işte o zaman baştan, baştan onu konuşmak lazım o zaman. Adını koyarak mesela şu, şu, yaş grubu. Mesela lise çağında geldiğim bir çocuk bunu anlayabilir. babasını geçmişinde... Ama benim gördüğüm kadarıyla izleyiciler de bu konuda katkıda bulunsunlar lütfen. Belki ben tam olarak vakıf olamayabilirim. Benim gördüğüm kadarıyla yani neden çıktıkla ilgili bir problem e, mutlaka var ama. O yani, zaman o problemi şöyle düşün. Neden çıktığın altında yatan bir soru var. Sen neden bu gruptasın? Sen neden hizmet hareketindesin? İşte ne kadar o çocuklar bunu de, sorguluyor bilmiyorum. Tabii ki sorguluyorlar. Veya sen şöyle düşün dünyanın değişik ülkelerinden insanlar Türkiye'deki insanlarla dışarı çıktıklarında bir araya geldiler. Bizim bir komşumuz böyle dini konularda sıkışınca hep şey derdi. E, ne yapalım yani ters mi düşelim dine, İslam'a? Yani bazı şeylerde susup kabul edeceksin. Bu da o hesap. Hani böyle işte bu agnostik oluyor çocuklar, deist oluyorlar ya da böyle sorgulamalara giriyorlar. Tamamen dini bırakıyorlar çünkü muhatabı yok o çocuğun. Bütün hayatını bu gruba dini adamış ailesinin cevap veremediği soruları kime soracak o? O bu din yüzünden başına geldiğini düşünüyorsa yeni kimliğini neyin üzerine inşa edecek o genç? Şimdi bak böyle bir kafa karışıklığı olduğunu reddetmiyorum. Şu anda özellikle ergenlerde, gençlerde Birçok anlamda çatışmalar var. Yani kendi çatışmaları var, ebeveynleriyle çatışmaları var, dış dünyayla, çevreyle çatışmaları var. Bir defa yepyeni bir kimlik inşa ediyor dediğin gibi. Yepyeni bir ülke, yepyeni arkadaşlar, yeni bir dil, yeni bir kültür, evet. yeni din. Genellikle zaten Müslüman olmayan ülkelere gidildi. Buralarda daha önceden paylaşmadığı bazı ortak günler, haftalar veya kutlamalar, Bunları çoğaltmak mümkün. Bütün bunların içerisine düşü verdi, Tamam bunu kabul ediyorum. Ve bu çeşitli sorgulamaları, tartışmaları, ebeveynle çatışmaları da beraberinde ne getiriyor. He? Bunu Babası... da kabul ediyorum ama ha. Şimdi şunu demek ki aslında belki de şuradan mı başlamak lazım? Yine belki tasnif ederek gitmek lazım. Bu beni düzelt böyle iyi Meselenin bir sadece bir ünitesi. Evet. Bütün gençler de böyle değil. Bütün ailelerde böyle örnekler yok. Ya, bir grup böyle olanlar bütünü var. Bütünü nereden bilebilirim zaten? Ki Ama ben şunu söylemek istiyorum. Ahmet bunu kabul etmen de o yüzden yani nasıl kabul etmezsin diyorum. Ya Neyi? Senin bile mesela Esat Ziya neydi? Hafsan çok komik bir şeyi vardı. Ahmet böyle tabi evimiz küçük. Buradan videoları yapınca ister istemez biz diğer odalardan duyuyoruz. Sana ne demiştir? Baba sen neden hep Süleyman Soylu'dan bahsediyorsun? Ama bir güzel söyledi ki ee, böyle yok. Süleyman Soylu sanki dedesinin adıymış gibi böyle rahat hep bir kullanılan bizim hiç alakamız yok. Yani Ahmet'in kullandığı bir isim Ama o çocuk o kadar çok muhatap oluyor ki ona artık bildikleri bir isimden söylemişti. Ya da Ahmet'in video öncesi böyle ses kaydı aldığı şeyler çocukların böyle Tabii ki dünyalarında hep bazı oluyor. isimler var. Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Cemal. 15 Temmuz kelimesi mesela. Evet. Hafsa'nın. Evet. Bazen beni taklit ediyor. Geçiyor kameranın karşısına. Merhaba ben Ahmet Dönmez. Bugünkü konumuz 15 Temmuz. Yani evet. Hafsa 8 yaşında. Normal şartlarda da ben zannediyorum ki hiç bu işlerle, bu konularla, bu dünyayla alakası yok. Zannediyoruz ki baya baya dışında tutuyoruz. Ama bir gün bir bakıyorsun ki hayır tam tersine. Baya baya işin içindeymiş. Evet, bu da üzücü bir o şey. O kavramlara, o isimlere aşina, o tarihlere aşina. Evet, hiç bilmemesi bu gereken. Hiçbir gerçekten şey bilmemesi çok üzücü gereken. bir durum. Evet. Zihni kirleniyor, dünyası kirleniyor. Buradan, şimdi niye anlattım bunu biliyor musun? O çocuklar dedim ya, mesela çıktık, geldik, Türkiye'deyiz fark etmez. Babam Google'a girdiğim zaman terörist gözüküyor. Baba beni karşısına alıp benimle konuştu mu? Veya çocuk babasını karşısına alıp bunu dinleyecek kadar bile mutlaka sabrı vardır. Babası sonuçta onun. Böyle o kuşaklar arasındaki konuşulmadıkça bağın kopması, yavaş yavaş kopması demek oluyor. Mesela bir çocuk agnostikim veya e, dinle kavgalılar, artık dine çok öfkeli gençler deniyor ya. Yani acaba bunlarla konuşulabiliyor mu? Veya o ebeveynler Türkiye'de hep bu işleri yani bu tarz ilgilenmeleri bir rehber abiye, bir rehber öğretmene verdikleri için ilk defa mı çocuklarıyla muhatap oluyorlar? Mesela dini konularla konuşması bir gereken... Defa, bir defa tema değişti. İlgilenilen konular Zihinde dönen sorular değişti. Türkiye'deyken belki evet. sormayacağı soruları İsveç'e geldiğinde, Kanada'ya geldiğinde sormaya başlıyor. Amerika'da soruyor. Çünkü kültür değişti. Konteks değişti. Evet. Bakıyor bu sefer roller de değişti. Roller de değişti. Şimdi artık mesela senin söylediğin gibi dinsel sorular soruyor, cinsiyet kimliklerle evet, ilgili sorular evet. daha çok soruluyor. Evet, belki Türkiye'de de soruluyordur bunlar şu anda. Ama buralarda ben biraz daha görünür olduğunu ve biraz daha kafa karıştırıcı olduğunu. Mesela helal etle ilgili sorular soruyor. Oo. Domuz etiyle ilgili tavuk etiyle ilgili yani tavuk etinden Zaten kastım şu. Zaten sorması gerekmiyor mu? Bu Türkiye'de de olsa çocuklara soru sormanın güzel olan. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında e, çocuklarıyla bir arada vakit geçirip böyle bazılarına göre zor meseleleri konuşmadıkları için şimdi bu soruları sen varsın sana soracağım tabii ki e, bakışında. O zaman anne baba da eyvah çocukları görüyor musun? Nasıl böyle konulara geliyorlar? Mesela işte eşcinselliği soruyor veya evlilik öncesi cinsel birlikteliği soruyor soruyor veya hiç evlenmemeyi soruyor. Böyle sordukça bir dakika ya bir sınır vardı. Ben bu so çocuklar dinden mi çıkıyorlar? Yani artık dinsiz mi olacaklar? Kaygısıyla hatta böyle Amerika'da grupları gördüm. E, gençleri bir arada e, hem dini sevdirebilmek için hem birbirlerinden kopmasınlar o komünitin içinde yer alsınlar ki o garip soruları da kendi içinde cevaplamış olsunlar diye. Halbuki sorsun en çılgın soruları sana sorabilsin ki o güvenli alanda sen onu en azından ya ben zaten bu soruları onu. niye soruyor diye kaygılanan ebeveyn pek görmüyorum. Asıl kaygı şurada. Bu sorulara cevap verebilecek miyiz? Ya da verebiliriz. Veya bu soruların cevabı ne? Ben de bilmiyorum ki. E işte... Ben de bunun üzerine bugüne kadar çok düşünmedim ki. Acaba ne demeliyim? Bununla ilgili nasıl yaklaşmalıyım çocuğuma? Ne cevap vermeliyim? Gidim en iyisi bir uzmana sorayım diyor ilahiyatçıyla konuşuyor, pedagogla konuşuyor, değil mi? Veya da farklı farklı disiplinlerden kendi tanıdığı, erişebildiği birilerine soruyor veya YouTube'dan ben, yapılmış yayınları izliyor, değil mi? Belki Podcast yayınları e, dinliyor. Öyle yapanlar vardır ama ben yine kolaycılığa kaçıldığını, böyle e, yine hizmet e, tim devam eden oluşumların içerisinde gençlikte gençlik ne denir ona merkezlerin olduğu bir yerlere yine çocuklar gönderiliyor diye düşünüyorum. Böylece onlarla ilgilenen birileri bu soruların cevabını versin. Onlar bir arada hem böyle Rehberlik alsın. Rehberlik alsın. Böylece mesela Dinini ben, öğrensin, ben... Kur'an öğrensin. Onu Sadece o da değil. Mesela ben kızım e, kızıma şöyle giyinmesini istiyorum ama kızıma böyle söyleyerek onunla aramızı bozmak yerine o grubun içerisinde grup baskısıyla veya grup Onun dışlamı, evet, eriyerek çok kurnazca bir şekilde diğer arkadaşlarına akranlarına uyum sağlayarak evet. kendini uyumaya zorlayarak kendi kendine oto kontrolünü İstediğim şekle gelsin aslında. Sağlasın demek istiyorsun. Evet istediğim şekle gelsin. Yani oraya havale ediyor ebeveynlik evet. görevini veyahut ebeveynlik görevini demeyelim de ebeveynlikte karşılaştığı zor bir problemi oraya havale ederek grup içinde çözmesini sağlamak gibi belki de akıllıca Evet bir yönteme başvuruyor. Burada Biraz kolaycılık belki... geliyor bana işte. O... Ama bu da bir yöntem bence. Yani bilmiyorum sen... Daha bu işlerde iyisin, uzmansın ha, hayır. ama... Hayır, iyilikle uzmanlıkla alakası yok. Herkes anne baba olduysak ve hep ben ne diyorum böyle bu işin besmele'si gibi çocuk yetiştiriyorsak annenin, babanın ve anne babanın ortak tutumu çocuğun ilerleyişini belirliyor diye. Şimdi bir aradayız değil mi? Böyle sanki kızlar anneleriyle veya erkek çocukları birilerinin e, ne denir ona ilgi alanında olması gerekiyormuş gibi ama bazı şeyleri de böyle biz mahcubiyet, hayır biz bunları konuşamayız senin dediğin gibi verecek cevap da yok. Onun yerine olması gereken neyse oraya verelim. Onlar ilgilensin. Ben de zamanında bilmem kimlerle ilgilendim yani bu işin, bu hizmet içindeki ne diyeyim o kelimeye Uygulama şekli böyle yani. Biz birilerine kendimizi adıyoruz. Bizim çocuklarımıza da birileri kendini adayacak. Böylece hiç kimsenin çocuğu mağdur olmayacak. Ama... Ama... Ona, ba ona bakarız. Evet. Söyle söyle söyle. Şöyle de bakıldı. Bunu çok net biliyorum. Anne babalar kendi çocuklarıyla ilgilenemediler. Dediler ki biz başkalarının çocukları için kendi hayatımızı adeta adıyoruz. Evet. evet. Benim çocuklarım da Allah'a emanet. Pe he. Efendimiz'e emanet, manevi himayesine emanet, Efendimizin manevi şefkat kollarına emanet. Hmm. Efendimiz sarıp sarmalayacak. Şimdi sen ma bana kızacaksın ama ben diyeceğim ki S Efendimizin bundan haberi var mı? Bak bu bu başka bir şey ama ina ya buna inanıyor, böyle kabul evet. ediyor insanlar. E şimdi biz temelden bunu mu soracağız demek istediğim şu, bu şekilde inanıldı evet. ve şunu gördük aslında. Bu şekilde çocuklar çok ihmal edildi. Bazen eşler, aileler, evler, yuvalar ihmal edildi. Ve ne oldu biliyor musun? Yıllar sonra aradan yıllar geçti. Bugün aslında cemaat içerisinde önde gelen abilerin birçoğunun, tabii ki hepsi değil. Hmm. Ama birçoğunun çocuklarında problemler baş gösterdi. Özellikle gençlikte, ergenlikten itibaren. E Babası gibi yaşamayan, bambaşka hayat tarzları, yaşam şekilleri seçen, hatta babası, anne babası gibi inanmayan. İnanmak zorunda mı? Ya bu başka bir şey. Hmm. Şimdi ben onu tartışmıyorum. Onu tamam. da yine başka bir programda tartışırız. Bir tepkiselliğin içerisine giriyor. Yani çocukluk döneminde kendisiyle ilgilenmeyen, kendisini ihmal eden anne babadan intikamı onun inandıklarıyla savaşarak tamam, alıyor. Bu, bunu söyleyecektim Ahmet. Evet, evet. bu yani... Ve öfkenin altında evet. da bu geliyor. Ve onun inandıklarıyla, onun gittiği yolla, onun sempati duyduklarıyla, onun kendini adadıklarıyla savaşarak onun en çatışarak. Çok, yani çok kolay bunu bulabiliyor. Sigara içiyor, alkol alıyor, işte, namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor veya agnostik oldum ve, diyor. Evet. E, bütün bunları neden yapıyor? Onu neyin acıtacağını çok iyi biliyor. Sen o yaşadığın e, dini hayat veya o dini e, oluşumun içinde yer aldığın için ben bugün böyleyim diye onu acıtacağı yeri de biliyor. Ama burada diyorum ya bu çocuk seviyoruz değil mi biz çocuğumuzu? Onu yine geleceği, gel beraber ağlayalım diyeceği veya Feride Çetin'in Instagram sayfasında bir paylaşımını gördüm. Feride Çetin kim? Oyuncu. Tamam. Yani herkes görünce tanır da şimdi ben hangi nerede oynadığını bilmiyorum. Ben yaz sürecinde yollarımız birleşmişti yine. Eşini kaybetmiş. Anneler gününü kutluyor. Annesiyle babasını. Diyor ki şöyle bir şey vardı. Geçmiş yaralarıyla ilgili hep hesap soruyor anne ve babasına. Ve diyor ki bütün o geçmiş yaralarımın hesabını sizden sorduğum her seferinde bana Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ama bunun sana yeterli gelmemesine üzül üzgünüz. Bildikleri doğruyu yapmışlar. Yarın benim çocuğum. Yani bugün benim yaptığım yarın karşıma geçmişi olarak gelecek ya. Esasya ve Hafsa. Ben onlara Hayır tabii ki gelsinler, tabii ki hesap sorsunlar. Şu hareketimin yanlış olduğunu, ben bunun hesabını verebilirim. Ama aynı o evde çıktım annesinin ve babasının lafını o yüzden çok sevdim. En iyi bildiğim oydu. Bunu sana yeterli gelmemesine üzgünüm. Ama bunu sende neye, neden üzüntüye sebep olduğunu da öğrenmek isterim. Yani bunu yine seninle konuşalım. Yine beraber ağlayalım. Telafisi belki mümkün değildir ama hani bu terapide yapılan şey var ya geçmişe dönüp e, suçu sen değildin aslında. Belki orada ben bir ihmale sebep oldum. Bunu beraber aşabiliriz. Anaokuluna giden işte Türkiye'deyken böyle merdiven altı gibi yine hizmetin ileri gelenlerin çocukları bakılan anaokulu vardı. Orada çalışan kişinin bizzat anlattığını söylüyorum. Gece 11.30 küçücük çocuk orada bekliyor. Evet hatırlıyorum onu. Biz bunu niye biliyoruz? Ortak Biz bir tanıdığımız de, evet, misafirliğe gittik anlatmıştı ve anlatmıştı bunu. Yok yani kadın Evet, edin. hakikaten bak şimdi sen söyleyince aklıma geldi. O zaman da dehşete kapılmıştık. İnanılmaz bir ihmal vardı. Burası Reyhan'ın dediği gibi bu arada hiç ismini paylaşmamışın eşimin. Evet, alt yazı geç. Ee, birçok kişi ismini bilmiyor. Bu da benim ayıbım. Yani hiç söylemediğim evet. için. Belki ilk programda tanıştırdım ama daha sonra. Ya yani nerede söyleyebilirim. söyleyebilirim? Sen de Neyse evet. Reyhan'ın dediği gibi burası Hizmetin kurumlarında görev alan anne babaların çocuklarına kreş hizmeti veren evet. bir apartman dairesi. Bir merdiven alt, altı kullandık yani çünkü resmi değil. Resmi değil evet. Net olarak böyle olduğunu biliyoruz çalışanlardan. Ve şunu anlatıyorlardı. Öyle büyük bir ihmal vardı ki. Şimdi kreş olarak çocuğu bebek hatta böyle bir yaşında falan değil evet, mi öyle ama. hatırlıyorum. Daha küçük olanlar da var gece 11'lere kadar 12'lere kadar gelinip alınamayan bebekler ve çocuklar Şimdi var şöyle orada. şöyle bir de demişti. Yani ayıp olmasa artık diyecek ki çocuğu bu gece eve götürür müsün? Çünkü onun çok önemli toplantıları var. O da orada kendini Allah rızası için koşturuyor, hizmet ediyor. Yani hizmet yani. ediyor. Ve işte orada onu motive eden ne? Az önce söylediğim şey. Evet ben kendi bebeğimi, kendi çocuğumu ihmal ediyorum. Hı hı. Ama ben başkalarının çocukları için Allah rızası için tabi de başkalarının çocuklarına hizmet ediyorum koşturuyorum onlara bir şeyler öğretmek için bir şeyler verebilmek için benim çocuğum da Allah'a emanet İşte o gün ihmal edilen veya işte e Efendimiz'e e manevi onun himayesine emanet Ahmetciğim o gün işte ana kreşte olan anaokulu gibi diyecektim kreşte olan çocuk bugün bu süreçte büyüdü ve 13 yaşına geldi Hı hı. Ve o ihmal edilmişliğinin sebebini bugün terör grubu olarak anıldı. Ya yani haklı veya haksız fark etmez. Geleceği alındı o çocuğun elinden değil mi? Ya kaçacak ya Türkiye'de o maruz kaldığı şeyin içinde diğer yaşıtlarından çok daha fazla tırmalayarak bir yerlere gelmeye çalışacak. Yıpranacak bu arada. Ne için? Hesap soracağı annesi babası nerede? Geceler boyu çalışan adanmış anne babası ona neyle izah edecek bunu? O da bir şey izah edemiyor. Çünkü ne olduğunu o anlamış mı ki? O yüzden diyorum hapishaneleri baban artık burada çalışıyor ya da belli bir süre burada olacak. Biz onu ziyaret edemeyecek gibi romantizleştir romantikleştirebildik belki ama gerçeği o yetişkin çocuklara onlar çünkü böyle zamane hani X kuşağı, Z kuşağı diyoruz ya. Hayır onlar bunları bu nasıl desem inanmadığı ama inanmış gibi yaptığı şeylerin hesabını sonra senin dediğin o reddedişlerle kimliği inşasını yaparken de sanki böyle inadına senin istemediğin şeylere yönelerek orada inşa etmesinin altına yatan sebep bence bu. Adam yerine konulup bir açıklama yapılmamış. Bir neden anlatılmamış. Özür dilenebilir yani. Hı -hı. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Doğru bildiğim buydu. Şunlar yanlışmış. Neyse artık yani bu izah edilebilir ama hiç onu kale almamak veya her şeyi aynı oradaki gibi bir de böyleleri var ya ebeveynleri. Sanki Türkiye'de hiçbir şey olmamış, yer yerinden yarılmamış gibi bir virane olmamışız gibi. Aynı hayatı sürdürmeye çalışma var ya hizmet aynen devam ediyor kafasını yaşayanlar da mesela. O çocuklar nasıl şimdi görüyor, okuyor, analiz yapıyor. Babasıyla arasına mesafe koyuyor. Hep baba diyorum bu arada çok özür dilerim. Anne baba olarak düşünebiliriz yani. Araya mesafe koyuyor. Bazıları. Bir kere daha ben böyle araya gireyim. Bazıları. Bazıları da çok memnun. Yani o bahsetmiş olduğun gençlik merkezleri, eğitim merkezleri, kültür merkezleri Ben neyse, hiç üniversite çağında çok memnun çocuk görmedim ama. Hiç öyle değil Reyhan'cığım. Hmm. Hiç öyle değil. O gençlik, yurt dışı için söylüyorum tabii ki. Farklı ülkelerde hmm. kamplar oluyor. Gençlik kampları yani buralarda ne yapılıyor? İşte kitap okunuyor. Çeşitli aktiviteler yapılıyor. Namaz kılınıyor. Bazen işte dini bilgiler tazeleniyor. Buralara koşarak giden Gençler var. Yani bütün ailelerde böyle bir çatışma, sorgulama, ebeveynlerle çocuklar arasında bir kavga falan böyle bir şey yok. Gerilim yok yani. Evet, o zaman onları hemen ilk sağdan yan tarafa ayır ediyoruz. Ben burada çocuklarıyla konuşmayan, çocuklarına gerçeği açıklamayan ve aralarında bir bağ kurmak yerine hiç konuşmadıkları için o bağın yavaş yavaş kaybolduğu Aslında Doğu burada ailelerden bahsediyorum. Aslında burada şunu görüyoruz. İletişim sorunu biz evlilikleri konuşurken de karşımıza evet, çıkıyor. Evet. Değil mi? Bu Hı. ilişkileri çocukları konuşurken de karşımıza çıkıyor. Ebeveyn açısından da baksan çocuklar açısından da baksan. Demek ki aslında problemin kendisi iletişim. Evet. Birbiriyle yani hem aile içi iletişim baba çocuk anne Hı. çocuk ve anne babanın kendi arasındaki iletişim iletişimi burada çok önemli demek ki. Burada eksik olan o. Bazıları bu yaşanan süreci çok iyi izah edebildiler. Bazıları anlatma ihtiyacı bile hissetmedi çünkü zaten o iletişim geçmişte de var olduğu için anne babalarının karşılarına geçip de bak evladım şöyle oldu böyle oldu demelerine bile gerek kalmadan zaten çok iyi anladılar. Geçmişte böyle bir sağlıklı bir aile içi hmm. iletişim varsa. Ha bazılarının kafalarında sorular yok değildi. Bu sorular soruldu, cevaplar kolay bir şekilde verildi. O hemen aldı, kabul etti, içselleştirdi ve anne babayla ortak bir yolculuğa çıktı. Bazılarını diyorum. Bak kategorizasyon yapıyorum. Veya şimdi bir de şunlara da bölmek lazım. Küçük yaşta çıkanlar, sürgünde, mülteci olunan ülkede ergenliğe adım atanlar, gençliğe adım atanlar. Evet, evet. Veya ergenken gelenler, ergenliğini buralarda karşılayanlar. Evet. Ya o şeytan bitireyim istiyorum da oraya mutlaka geleceğim. Hatta hafta üzerinden bir örnek vereceğim bana hatırlatırsın. Mesela şimdi demin dedik ya gençler geldi, anne babalar geldi, roller değişti. Bir kere ekonomi değişti. Yeni kimlik oluşturuyorsun ve yeni kimlikle beraber yeni stresler yüklendin sen. Mesela gittiğin üniversitede ee, bu, ben harika gençler tanıyorum. Buranın dilini öğreniyor, buranın üniversite sınavına giriyor, kazanıyor, okuyor. Ama buranın kültürünü, bu böyle adapte olmak yani sıraya girerek sıra beklemekle alakalı bir durum değil. Türkiye'de üniversite okuyan çocuklar bunlar. Yeniden üniversite okuyor veya arafta kalıyor. Mesela liseye gidemez çünkü liseye gitme yaşını tamamlamış. Üniversiteye gidecek ama dil öğrenip sınava girmesi gerekiyor. Ama bunu yapamıyor. E ne olacak şimdi o çocuk? Ona bir iş bulmak lazım. Neden? Çünkü vatandaş veya kalıcı oturum alamazsa deport edilecek. O ARAF'taki çocukların öfkesi mi? O hesap sormayı onlar kimden yapacaklar? O çocuk işsiz bugün değil mi? Çünkü yani e, okumadığı için, lise düzeyinde olduğu için e, hizmet sektöründe çalışabilir ancak. Bunu işte ben diyorum ya o ergenliği de burada yaşadığını düşün. Arkadaşsızlığını düşün. Bu çocukların yalnız kaldıklarını düşünüyorum. Zaten o ailelerin de eğitim merkezi ya da her neyse adı e, orada olma sebepleri ne? En azından bir arkadaş bulsunlar bu süreci. Bu e, ilk gelenler her zaman e, asıl kurbanlar onlardır ya. Sonraki nesil belki böyle olmayacaktır. hafsa belki böyle olmayacaktır. Ama ilk ben böyle özellikle o üniversite veya o Araf'ta kalan çocukların bu zorluğu yaşadığını düşünüyorum. Mesela şimdi böyle e, ben görüyorum ailelerde hayır böyle başı kapattı, kapatmadı sorun olmuyor ama ilk başını açan çocuklara nasıl bir dışlama vardı veya anne babası bunu taşıyamıyordu, çok utanıyordu mesela bundan, nasıl izah edeceğini düşünüyordu, kaşını aldı diye, ya e, dayak olayını bile duyduğum için rahatlıkla söyleyebilirim. O asıl genç kısmı yani ne diyelim ona lise çağı ve liseden sonra Türkiye'de lise okumuş buraya gelmiş işte buraya derken yani yurt dışına çıkmış bu çocukların o arafta kalan çocuklar için çok zor bir süreçti bu. Hem dil öğrenme evet. olarak, hem iş bulma olarak, hem anne babayla o çatışmayı yaşayacaksın. Yani bir dakika senin yüzünden hem işsizim, hem dilsizim, yepyeni stres kaynaklarım var ve bu arada hayat geçiyor. Kesinlikle öyle. Ya bu, bu tür problemler çok fazla var. Yok demiyorum. Sadece kategorilere ayıralım. Evet. Olmayanlar da var. Mesela o eğitim merkezlerine giden bir sürü genç var diyorum ya. Bir evet. de gitmeyen bir sürü genç evet. var. Hatta Hiç, sen çok şöyle. E, hiçbir şekilde adımını atma, atmayan ve atmak da istemeyen, anne babasıyla bunun yüzünden kavga eden gençler de var. Ergenler veya gençler daha evet. üst yaş grupları da var. Bunlar yani bu skalada hemen hemen her tonda genç gruplarından bahsetmek mümkün. Toptan dini reddeden to veya toptan cemaati reddeden evet. farklı bir yaşam tarzına sahip olmak için mesela şöyleleri de var, değil mi? Genç bir kız aslında anne babası gibi yaşamak istemiyor, annesi gibi örtünmek istemiyor mesela. Hmm. Hatta biraz daha böyle Arkadaşlarına kendini uydurmaya çalışıyor. Biliyorsun buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi bu gençlerin çocuklarda da var bu hatta farklı olmak istememe gibi bir kaygıları evet, var. Evet. Çünkü o grubun içerisinde dışlanmaktan korkuyor. O da herkes gibi olmak istiyor. Hı. Grubun içerisinde kaynamak ve kaybolmak Hı. istiyor. Ne diliyle farklı olmak istiyor, ne diniyle farklı olmak istiyor. Ne kültürüyle hiçbir şeyle farklı olmak istemiyor aslında. Şimdi bunlarla boğuşurken bir yandan Mesela bir genç kız saçını boyatmak istiyor. Örnek veriyorum. Ama bu sefer dövme yaptırmak istiyor. Veya istedim. dövme yaptırmak istiyor. Bu sefer anne baba onu bir yere götürmek istemeyebilir. Utanır mı acaba? Veya çocuk şunu hemen kendine peşin peşin sorguluyor, uydurmaya başlıyor. Şimdi annem babam benden utanacak. İşte koşullu sevgi devreye giriyor. Veya o olmasa bile Artık anne babasının arkadaş çevresi içerisinde diğer akranlarının yanına gitmek istememeye başlıyor. Çünkü onlar hmm. özellikle de bu aileler ve çocukları hizmet kültürünün yaşantısına uygun tercihlerde bulunuyorlarsa, kılık kıyafetiyle, ibadetiyle, diliyle konuşmasıyla kendisi eğer onlardan farklı hale gelmişse onların yanına gitmek de istememeye başlıyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? kendini soyutlamış, odasından çıkmak istemeyen, anne babasıyla aynı yere gitmek istemeyen, eve bir misafir geldiğinde görünmek istemeyen izole evet. Bir genç ortaya çıkmaya başlıyor ve bunların sayısı da az değil öbür taraftan bakacak olursak. Evet. Ek sen de bunu hatırlıyorsundur daha böyle yeni geldiğimizde yani çok yeni değilse de neyse. Yani işte 2016 sonrasında buraya gelen Genç kızlardan bir şey gelmişti ya bize. Ne demişlerdi mesela? Evlenme kaygısı taşıdıklarını. Hatırlıyor o, musun? O zaten. Bence bu başka bir video konusu. Ama bir dakika. Ama i̇şte, sen söyle tabii ki. E, neyi oradaki e, işte kimlikle beraber yeni stres kaynakları yükleniyor ya sana. Neden? Ha bir dakika benim burada bir kere e, kaç aile var görüyorsun biliyorsun okuma seviyeni hani bir yerde tutmuyorsun. işte yabancı biriyle, yabancı kültürden biriyle evlenmek istemezsin. Ve biz hatta ne demiştik? O daha erken yani neden böyle bir şey düşünülüyor ki? O sonra da dedim ya herkes, bütün kızlar bunu konuşuyor diye. Erkekler aynı şekilde. Bu çünkü çok normal aslında. Biz orada olmadığımız için biz de başka stres kaynaklarında boğuşuyoruz belki de o anda. Onları anlamak adına söylüyorum. O yalnızlığı, o bedel ödeyenler onlar olduğu için ve hani bir onarıcı adalet olmadan kendini e, onarmaya başlıyorsun ya. Orada işte anne baba desteğine ihtiyacın var. Eğer anne baba desteğini alamazsam da o içinde öfke büyüyor büyüyor başka yerlerden çıkmaya başlıyor. Sorunlu gençlik dedikleri veya işte şuraya kaydı buraya kaydı e, dağıttı içki kullanıyor uyuşturucu kullanıyor bilmem ne yapıyor. Yani maşallah burada hiçbir sorun yaşamayan, adaptesini, her şeyi üstüm yaşayan kişiler dediğim gibi ilk sahadan ayrılıyorlar. Burada görünmeyen, görünmek için çırpınan bir gençler var. Oturumu güvence altında değil, ekonomik sorunları güvence altında değil. Bir de kaybının farkına vardıkça o kaybını görüyor ya hani sen hep diyorsun ya, zoom out yapalım diye ne yaşadığını anlamaya başladığında ne kadar boşu boşuna bu bedeli ödediğini görmeye başladığında, kaybın boyutlarını tam olarak anlamaya başladığında öfke duygusunun gelmesi çok normal zaten. Evet demek istediğini anladım. Şimdi burada çocuklar da babalarına ya da annelerine değdi mi diye soruyor demek istiyorsun belki de. Değdi mi? Veya beni ihmal ettiğinize değdi mi? Veya Veya hiç şu... soramıyor diyorum. Korktu ve... mu? Hiç soramıyor. Bu arada şöyle bir şey de ben düşmek istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Hani sen bir grubu buradan sağdan Hı. ayıralım dedin ya. Geri kalan yani bir sorgulamanın içerisine girmiş olanların hepsi de de senin öyle düşünmediğini de biliyorum bu arada. Hı hı. Hepsini de sanki böyle dezavantajlı negatif grup olarak görmüyorum. Hayır yani, hayır. Burada o, senin yani de görmediğini hemen, biliyorum bak. Tutup da mesela yo benimki öyle değil. Yani Demeye şu, gerek yok yani. Hem de şu var şimdi bu gençler her ne sebeple olursa olsun Hangi gerekçeye bağlı olursa olsun bir takım sorgulamaların içerisine girmişlerse illa da bu kötü bir şey anlamına gelmiyor. Hatta belki de Zaten, nereden evet, baktığına bağlı evet, olarak belki de aslında olması gereken. olması gereken bu. Bir de şu var bunların hepsini de kötü alışkanlıklara müptela olmuş böyle batının ahlaksızlığı içerisinde debelenip duran <laughs> Ama gençler gibi de. O yüzden diyorum kaş almak bile bu, olabilir yani. Eğer hiç daha öncesinde çocuğunun üzerinde bir etkisi veya izlenirliği olmayan bir anne babaysa en ufak sorun da ona daha gibi gözükebilir ya. Gelebilir. Şimdi burada anne babanın yaşam ezberleri, yaşam alışkanlıkları, evet, evet. inançları ile çocukların, yeni neslin sınırları bazen çatışıyor. Şimdi bir de şu var yani az önce söylediğim gibi ebeveynlerden biraz uzaklaşan veya reddeden. Ve sorgulama içerisine giren her şeyde yani bütün kök nedenlere varıncaya kadar sorgulama içerisine giren gençlerin hepsi de alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, sigara bağımlısı, LGBT falan değil yani. Gayet de bu arada bunları da şey yapmıyorum onu da söyleyeyim yani tukaka falan etmiyorum. Ya bunlar hayatın gerçeği olabilir. Yani burada hiçbir zaman konuştuğumuz hiçbir şey bir yargılama ve yadırgama değil. Evet. Bunların hepsi hayatın içerisinde var. Tam tersi değil mi? zaten. Koşulsuz olarak kabul edip tüm o kavgayı göğüsleyebilmeliyiz. Hepimiz için söylüyorum. Evet bu zaten elzem ama ben şuraya bağlayacaktım. Hı. Bütün bu ya şeylerin iptilası olmadan da bu kötü alışkanlıkların gerçekten de son derece akıllı bir şekilde, derin bir şekilde Dert edinerek varoluşsal bile olsa bazı sorgulamaların içerisine giren çok duyarlı gençler de var. Hakikaten ne oldu başımıza ne geldi annem babam ne yaşadı ben ne yaşadım buradaki insanlar ne yaşıyor evet. okulumdaki arkadaşlarım ne yaşıyor veya ne yaptı anne babasını ayrıştırdı ben onlar gibi düşünmüyorum dedi mesela anne baba Aynen hizmette Türkiye'de neyse veya yurt dışındaki başka bir ülkede neyse hala bu süreçte aynı şeyi sürdürüyor. Aynı zihniyeti. O da ne diyor? O benim annem babam. Yanlışıyla doğrusuyla bu konulara hiç onunla girmiyorum. Onları da üzmek istemiyorum. Üzmek istemiyorum ve mesafeyi koruyaraktan ilişkimizi sürdürüyorum diyor. Ya bunların hepsi var çünkü. Üzmek istemiyorum. Evet. Bazıları anne babasını ya adam diyor ki bu kadar şeyi yaşadı babası için veya annesi için. Bu kadar zorluklarla şu an çarpışıyorlar evet. göğüs göğüse. Bir de ben onları üzmeyeyim deyip gizli içeri, gizlilik içerisinde ve kapalı kapılar arkasında bu ayrışmasını yaşayan evet. gençler de var. Ama hayır bunu açıktan yapanlar da var. Evet. Hesabını, Hesabını soranlar da var, hesaplaşanlar da var. Daha sert bir şekilde, daha radikal bir şekilde anne babasıyla ayrılışanlar da var. Bunların hepsi var hayatın içerisinde. Şu an hala hazırda bu sürgünde veya Türkiye'de. Türkiye'de artık iç göç olarak düşünecek olursa ve evet. iç sürgün olarak düşünecek olursa orada da buna benzer problemler yaşanıyor. Şimdi aynı gençlerin bu sefer Türkiye'dekini böyle ne diyeyim kamerayı çevireyim. Mesela bu sorunlar yaşanırken bir de Türkiye'de annesi hapiste ya da babası hapiste veya ikisi de özgür ama var olan statüleri değişmiş çocukların üniversiteye giden veya lisede olan çocukların düşün. Mesela hep kimliklerini saklamak zorundalar ya. Mesela şu an esas ya Türkiye'de olsaydı senin zaman gazetesinden Ahmet Dönmez başbakanlık muhabiri olduğunu nasıl saklayacaktı çocuk? Dehşet bir şey onun okulda olduğunu düşün. Öyle yerlerde Google'da arattığında karşına böyle acayip şeyler çıkıyorsa o çocuk okulda nasıl bağımsız olabilecekti, özgür olabilecekti? Hep o senin isminin negatif etiketini sırtında taşımak zorunda kalacaklar ve muhtemelen Türkiye'de böyle çok aileler var. Çok başarılı ama hep bir korku içinde. Onu annesi babası tabii ki iyi yerlere gelmesi için çalışıyordur, çabalıyordur elinden geldiğince. Ama o sınavlara giren çocuklar veya evlenirken düşün e, bu hani bahsetmiştik ya anne dışarıda, çocuklar içeride. Tam tersi çocuklar dışarıda, anne içeride olan kopmuş Şimdi, gençlerin sorunlarını zaten zaman Zaten şimdi bu sürecin çocuklarını konuşacaksak eğer evet. en baştan bak farklı farklı başlıklara ayıracaksak Türkiye'deki çocuklar yurt dışındaki Önce yurt dışıyla başlamış olduk şimdi dedim Türkiye'deki Hayır hayır ben daha başka Aynı. bir şey söyleyeceğim. Türkiye'dekilerde de babası, annesi veya her ikisi birden cezaevinde olanlar veya cezaevine girmemiş olsa da bu sürecin mağduru KHK'lı Evet. tutuksuz yargılanan veya girmiş hapse girmiş çıkmış olan ebeveynlerin çocukları. Biz şu örnekleri o kadar çok duyduk ki hala bak geçenlerde yine duydum bir arkadaşımın çocuğundan. Ö i̇lk başta 2016'da 15 Temmuz'un hemen ardından okullar açıldıktan sonra neler oldu? Bazı işte mesela cemaate ait okullar kapatıldı ya. Oradaki çocuklar Milli Eğitim Bakanlığı evet. okullarına nakledildi evet. ya. Orada ne büyük dehşet verici travmalar yaşandı biliyor musun? Belki buradan başlamak hmm. lazımdı. Çocukların bazılarını afiş ettiler. Öğretmenleri ya yes. akıl almaz bir şey bu. Affedilmez bir şey bu. Çocukları diğer arkadaşlarının içerisinde bu teröristin çocuğu diyen öğretmenleri hmm. duydum ben. Yes. Senin baban hain diyen öğretmenleri duydum ben. Ağlayarak dışarıya çıkan hmm. çocuklar artık okula gitmek istemiyorum diyen çocuklar. Buradan başlamak lazım. Buradan başlamak lazım. Eğer bu mevzuyu konuşacaksak biz aslında çok da böyle gençlerin işte agnostik olup olmayacakları ile ilgili yerden girdik ister istemez. Ben sana şimdi neden kızgın gireceksin diye sorunca evet. öyle bir girizgah oldu ama aslında, aslında buradan almak gençlerle lazım. Gençlerle girmiş gibi oldu. Aslında ki... hayır çocuklardan bunu yaşadılar. Bir yandan çocuk zaten başının evinin çatısına meteor düşmüş. Bir anda bir baktı. Bir, bir gözyaşı deryasının içinde kıyamet koptu ya kıyamet koptu. Evet. Sirenler çalıyor, bir, bir şey. selalar okunuyor, evlerine taşlar atılıyor, parmaklar sallanıyor, hainler, teröristler. Bir dakika niye niye biz terörist hmm. olduk, niye hainiz biz? Bu olanlarda benim bir alakam yok. Babası alındı götürüldü, annesi alındı götürüldü. İlgili, ilgisiz herkes alınıp götürüldü. Çocuk bir anda anne babasız kaldı. Bak bazıları oldu biliyor musun? Hmm. Başka yerlere verildi bu çocuklardan. Bak bunlar çok konuşulmadı daha. Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna verilen çocuklar var. Evet ne yazık ki. Yani anne, anne babası. Baba sahip anne, çıkmayan babaanneler. Baba ha aniler. bir dolar bak konuştukça laf açıyor. Ama e, şimdi buradaki biraz kötü polisi oynamak üzereydi ya. Nasıl kötü polisi oynamak üzereydi? Yani e, hani ebeveynlikte hep söylüyorum ya sana sen iyi polisin ben kötü polisi oynuyorum çocuklara diye. Burada da mesela o kaos ortamında çocuklar o zorluğu yaşarken ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Tabii böyle nasıl desem yangın anında çocuklar yangın niye çıktı biliyor musunuz? Şunlar şunlar böyle oldu diye değil. Geçtikten sonraki artık çünkü üzerinden 8 yıl geçti. Hala bir şeylerin izahını bekleyen e... Şimdi bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani o yüzden kaymasın istedim. Bambaşka şeylerden konu... bahsediyoruz. Evet, o yüzden konu hani böyle kaydı mı acaba diye düşündüm. Ben yine gençlerin Türkiye ayağını söylemek istiyorum. Senin bakışlarından benim çok dağıttığım izlenimine kapılıyorum ama Türkiye'deki gençler de bir anda mesela Fatih Üniversitesi'nde okuyorsun. Artık o senin CV'nde bir negatif olarak gösteriliyor. Ve Fatih Üniversitesi kapatıldığı için isim değişse bile aşağıdaki o ibareden Tabii ki de. O sen bir hep tehdit artık. altındasın yani. Tabii ki Sırtında evet. böyle bir tehdit Tabii altındasın. Tabii ki. Devletin kayıtlarında hep bir kırmızı alarm yanıp sönecek Güvenlik senin için. Güvenlik soruşturmalarında evet, değil mi? Evet. Senin akıllı, çok zeki, harika bir genç olmanın kimsenin umurunda olmamasıyla karşılaşacaksın. Evet. Burada mesela lise çağındaki çocuklar mesela bir anda hiç dahillerinin olmadığı bir atmosferde kolejde oldukları için farklı okullara alındıkları için bir sürü sorunlarla yaşamaya başladılar. Bu e, hani böyle üniversite, gençlik çağını konuşmuş olduğumuz bir. Hayır gibi... bilakis ben bunun mutlaka konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu zaten temas ettiği nokta çok çok önemli. Burada çok büyük bir kanayan yara var. Şöyle ki tam da öyle geçmişte okuduğu kolej veya üniversiteden dolayı mimlenmiş olan evet. gençler var. Veya iş bulurken onlara hep o sıkıntıyla karşılaşacaklar. Onu söylemeyi unuttum mesela. O her zaman var. Bir de anne ya da babası cezaevindeyken okumaya devam eden birçok zorluğa rağmen hmm. okuyan ama girdiği sınavlarda derece yapan. Evet. Derece yapan çocuklar var ve çok sayıda var gerçekten. Bu kadar ağır, travmatik bir süreç içerisinde bile bir şekilde kendini adapte edip belki de bununla kendini daha fazla evet. motive edip evet. zaten çok zeki çocuklar var ve derece yapıyorlar. Çok iyi üniversitelere giriyorlar. Ama kafasında hep şu soru var. Tamam da ben bu üniversiteden de dereceyle çıksam bile hmm. neye yarayacak? burada hep, Sırtında o kamburu hep evet ölçüyor. hep tırnak içerisinde söylüyorum. Utanç verici. Adeta Nazi dönemi gibi bir etiket. Hani şu Evet, ee, Yahudilerin konudaki evet. sarı bantlar vardı onun gibi teröristin kızı teröristin oğlu olarak kalmaya devam edeceğim diye düşünüyor. Bana bu ülkede bir gelecek yok gözüyle bakıyor ve bir an önce Amerika'ya gitmek istiyor, Kanada'ya gitmek istiyor veya işte Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Orada hayatına devam etmek istiyor. Hatta veya bir de şunlar var. Yapamayacağını düşünüyor bunu ve ne yapamayacağını. Mesela öyle bir ekonomisi olmadığı için. Belki de hiç oralara, mesela üniversite sınavına Bir de onlar var. Tabii bir de onlar var. Gitmek isteyip gidemeyen çeşitli sebeplerle, ekonomik sebeplerle veya işte anne babası cezaevinde veya bir tanesi cezaevinde bırakıp gidemeyenler. Çeşitli birçok sebep var burada. Bir de şunlar var. Ben bu ülkeye hizmet etmek istemiyorum artık. Noktasına gelenler de var. Yani... Şimdi tamam üniversitemi okuyorum, başarılıyım. Buradan da dereceyle dereceli veya derecesiz mezun olacağım. Normal evet. şartlarda çok iyi yerlere geleceğim. Ama ben artık buraya hizmet etmek istemiyorum. Bu topluma bir şey vermek istemiyorum. Bu devlete bir şey vermek istemiyorum. Noktasına gelen küstürülmüş, kırılmış gençler var. Yani artık soluk alamıyor diyoruz ya hep. Evet. Babama bunu yapmış, anneme bunu yapmış veya da arkadaşlarımın ailelerine bunu yapmış. Benim anne babamın dostlarına bunu yapmış. Bu kadar masum insanlara bunu yapmış. Bana bunları yaşatmış. Bu topluma, bu insanlara mı ben hizmet vereceğim? Evet. Şey... deyip ülkeyi terk etmek isteyen, yabancılaşmış artık yabancılaşma o kadar safhada ki bence bu sürecin en belirgin kelimelerinden, kavramlarından bir tanesi yabancılaşma. Türkiye'de yaşayan gerek ebeveynler Gerekse de çocuklar veya gençler içerisinde artık ve en öne çıkan kavramlardan bir tanesi yabancılaşma. Kendini artık o ülkeye, o topluma ait hissetmiyor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. İşte gerçek ben hep söylüyorum bunu. Gerçekten bir devlet haklı diye bir şey olsaydı bu şekilde devletine, toplumuna küskün, yaralı, kırgın ve yaraları hiç iyileşmeyecek belki de bak. Yaraları hiç iyileşmeyecek böyle nesillerin oluşmasına meydan vermezdi. Ancak bunu bu devlete, bu topluma düşman birileri yapabilir. Ancak bir işgalci bir ülke gelseydi ben bu ülkeyi nasıl yok ederim? Sınırları var olsa bile, toprağı var olsa bile, binaları ayakta kalsa bile ben bu ülkeyi nasıl yok ederim? İnsanını çürüterek ve nesillerini yok ederek, ayrıştırarak, birbirleriyle kavgalı hale getirerek, kin tohumları ekerek bir daha asla yan yana gelemeyecek insan grupları üretirdim derdi ve böyle yapardı. Harika konuş şöyle şeyi doğudan uzak da vardı ya. Her insanın gitmeye hakkı vardır. Evet hatırlıyorum ee, onu. Altını için, çizdiğim cümlelerden. Onu kalmak için ikna etmesi gereken ülkedir. Vatanıdır. Evet. Oradaki insanlardır. Evet. evet. Bence senin bu harika e, kapanış konuşması gibi oldu. Böyle bitirelim. Pekala. Ama konuşulacak çok şey var. Evet. Ben henüz Devam daha gazımı almıştım, daha <laughs> bitiremedim. Evet, çok Yokuşta sönmüş, araba gibi oldum şimdi. <laughs> Devam ediyoruz. Devam, Devam edeceğiz. Daha konuşulacak çok şey var. Evet. Görüşmek üzere. Tekrar görüşürüz. izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.